Yazamıyorum işte. Yazamıyorum ya, yazamıyorum. Benim galiba bunu kabul etmem lazım. İstanbul yiyor sizi. Çok büyük. Yutuyor yani. Bence senin şehir değiştirmen lazım. Yani mesela İzmir. Yani örnek. Ya bir baksana şuraya ya. Şu güzelliğe bir bak. Şu insanlara bir bak ya. Hakikaten ya. Bu nedir ya? Ya bu insanların hiç mi derdi tasası yok? Bu insanlar bu hayatta gülmeye, eğlenmeye mi geldi? Bu geminin burada ne işi var ya? Vallahi ben ona geldim. Benim başka hiç derdim yok. Ama bence seni de bir günlük İzmirli yapabiliriz. Bütün stresini atarsın, hepsini. Atamam. Benim yakıtım stres. O zaman şöyle yapalım. Rüzgar enerjisine ne dersin? Ha? Temiz, sağlıklı, ferah. Yepyeni enerji işte sana. Buldum ben. Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi. Gitti galiba kafa iyice. Yok, gitmedi kafa. Benim bir tane düldülüm var üstü açık. Ona bineceksin. Rüzgar böyle senin ağzına, yüzüne o tokatları vuracak. Ondan sonra kendine geleceksin bir böyle. Bence hoşuna gider. Cık, gitmez. Ya bir insanın tokat yemek neden hoşuna gitsin ya? Allah aşkına ben zaten yemişim bugün tokadı yiyeceğim kadar. Ayrıca ben şimdi o arabaya bineceğim, rüzgar yiyecek, böyle saçlarım kuş yuvasına dönecek. Hiç hoşlanmadığım bir şeydir. Ama rüzgara karşı bağırmak, çığlık atmak da müthiştir yani. Çok rahatlarsın. Mesela senin o patronun adı neydi? Zeki Alay. Heh. Zekiymiş. Geri zeki. İşte o geri zeki, Allah'ın geri zekisini. Ağzına ne geliyorsa böyle dağın. Rüzgara karşı söyleyebilirsin ya. Nasıl? Beğenmedin. Yeter öyle. İzmirli yapacağım seni. Al bunu, tut. Bunu çöpe atacaksın. Al çantanda. Çiğdem. Çiğdem, Yevrek, boyoz. Onları öğreneceksin. Hadi yürü. Öğrendim onları, biliyorum. Hadi gel. Vallahi boyozu çok rahatlayacaksın. Atla hemen. Hazır mısın? Ha? Evet. Bak, inan bana sana müthiş gelecek. Nerede bu kız ya? Kesin perişan durumdadır şimdi ha. Ya siz onunla eski arkadaşsınız galiba. Ha evet. Biri ona iyi yazmışsınız dese, havaları uçar, kötü yazmışsın dese dibe vur, kesin diptedir şimdi. Dibi güzelmiş ki Neşe'nin. İyi bari, keyfi yerinde. Of, ben çok yoruldum. Vallahi yürüyemeyeceğim ya. Hadi gel faytona binelim. Ya yok ya, ne işimiz var faytona? Gel hadi atla. Hadi gel. Gidelim abi. Gel çekelim. Ya bak buraya. Ya saçmalama. Nasıl? İyi geldin mi bari? He işte. Kalsaydı ya. Belki kuşlar konardı saçlarına. Ne şimdi bu? Ümit Esen şarkısı. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Ben yazmayı çok seviyorum. Biliyorum, onu fark ettim. Yazarken boyut değiştiriyorsun. Ne demek, sevmek de yetmiyor sadece. Bu işi meslek olarak yapmak zorunda mısın? Ay sen hobi olarak gene yaz. Yani ne bileyim, İzmir'de güzel, rahat bir iş buluruz sana. Sonra böyle canın sıkıldığında tepelere çıkarsın. Manzaraya baka roman yazarsın mesela. Müthiş. Üf. İzmir'de insanlar mutlu diyorsun yani. Aynen. Çünkü biz hayatı yakalamakla uğraşmıyoruz ki. Biz daha çok hayatı yaşamakla ilgileniyoruz. Hem de iyi yaşamakla. Güzel yaşamakla. Öyle koş koş koş, kas 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 yok. Rahat, sakin, huzurlu, eğlenceli. Böyle ayak oyunları, sırttan bıçaklama, çelme takma. Gerek yok. Hatırlamıyorsunuz. Yani gerektiği kadar. Yıpratmıyoruz kendimizi en azından. Yani yaşıyoruz, öleceğiz. Hep aynı. Yani kasmamak lazım. Seviyorum kafanı İlhami. Vallahi çok garip çocuksun. Kesinlikle çok garipsin ama yine de güzel kafa. Seviyorum. Vallahi. Ben garibim ha. Korkunç garipsin hem de. Ya biliyor musun? Ben hiç alışkın değilim böyle kızlarla tartışma yapmaya. Ha tabii ben bıyıklı olduğumdan o kızlardan sayılmıyorum tabii. Ya yapma ama ya. Sen de bana neler ettin bak. Hem biz ateşkes ilan ettik. Artık unutalım onları. İyi bari. Unutalım. Bak kavga etmeyince ne kadar tatlı oluyorsun ya. Çok da cici bir kızsın. Yalnız benimle 15'lik fanınız gibi konuşmayın. Perspeğe sonra tepem atar gene benim ha. Ateşkes de bir yere kadar. Hayda. Ben ne dedim şimdi ya? Çok tatlısın dedim, çok cicisin dedim. Demeyin. Gerçek kızların aklına alma lafları onlar. Aa, çok pardon, affedersin. Daha önce hiç bu kadar zeki bir kızla konuşmamıştım da. Burada durabilir miyiz acaba? Senin zeka küpü seni. Çok güzel patlayacaksın sen, çok. Şu parayı alabilir misin?